Beşiktaş Galatasaray maçının ipuçları gelsin o zaman ekrana. Onun üzerine devam edelim Aykut yorumuna. Beşiktaş 6 maçtır üst üste gol yiyor. Ligde en uzun seri Rizespor'la birlikte 149 konulu karşılaşma. Galatasaray Süper Lig'de son 19 deplasmandan 10'unu kaybetti. Kasımpaşa'dan sonra en çok gol atan iki takımın maçı. Beşiktaş Galatasaray maçlarına atılan son 23 golün 18'i ikinci yarılarda. Yani sen ilk yarı berabere ikinci yarıda bir takım kazanır mı diyorsun? Yani? Muhtemelen not ipuçları öyle diyor. Şimdi ben başlayayım istiyorsan. İlk yarı beraberlik tercihi olabilir. Ben bu maçta, şimdi Beşiktaş Norveç'ten geliyor. Tamam moralli, az önce bahsettik ama Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı kadrosu ideal kadrosunun uzağında. İşte Quaresma'nın olmadığı, Babel'in olmadığı veya hücum hattında net bir ismin olmadığı ki Larin çıktıktan sonra dönen bir maç olduğunu düşünüyorum ben dün özellikle. Karius'un eleştirildiği, en önemli belki de oyuncu durumunda şu anda Pepe'nin olmadığı bir kadro gol yemeye müsait. Bu ilk şeyi 6 maçları üst üste gol yeme oranını zaten bence bu maçta da devam ettirir diye düşünüyorum ben. Galatasaray cephesi zaten bir sürü problemle uğraşıyor. İşte sakatlar, cezalılar derken Şampiyonlar Ligi'nde de son iki maçta alınan mağlubiyetle birlikte işlerin kötü gidişi artık tamamen Galatasaray'ı da lige itecek. Ben yani bir sonuca gitmektense bu maçta gole gitmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ve yani benim nazarımda 2 veya 3 gol arasında bitecek bir maç bu. Alt ve üst arasında kaldığım bir karşılaşma. 2-3 gol diyeceğim ben. Oranı da beni tatmin etti. Dolayısıyla benim maçla alakalı yorumum bir tarafın kazanmasından ziyade 2-3 gol. Ama şu rakamları görünce de ilk yarı beraberlikte hiç fena durmadı yani. Evet. Ali senle devam edelim. Şimdi bir kere ihtiyaç olarak iki takımın da çok şiddetli galibiyete ihtiyacı var. Çünkü haftaya Beşiktaş Başakşehir'in 9 puan gerisinde girdi. Galatasaray 6 puan gerisinde girdi. Şimdi böyle bir tabloda ki Başakşehir daha önce oynayacak bu iki takımdan. Hani Beşiktaş maça çıkarken Başakşehir 12 puan gerisinde çıkmış olabilir bu mücadeleye. Evet. Şimdi zaten oyun olarak iki takımda şampiyon olamayacağım diyor. Puan ortalamaları da çok düşük. Geçen sene Galatasaray 2.20 puan ortalamasıyla şampiyon oldu. Şu an Beşiktaş'ın 1.61 puan ortalaması var. Galatasaray'ın da ondan biraz yüksek. Mümkün değil bu performansla sezonu şampiyon tamamlayamazlar. Evet. Ama bir de işin psikolojik tarafı var. Psikolojik tarafta genelde 10 puan ve üstü Süper Lig'de. 10 puanı geçtikten sonra takımların geri dönmesi şampiyonluk yarışında çok zor. O yüzden iki tarafın da şiddetli olarak galibiyete ihtiyacı var. Ama iki taraf da iyi değil. Yani Beşiktaş'ın Ankara Gücü ve Sarpsborg galibiyetleri çok iyi futbolla kazanılmış maçlar değil. Ama şöyle bir gerçek var. Derbilerde Türkiye'deki saha avantajı. Saha ve seyirci avantajı. Şüphesiz. Çok uzun süredir takımlar birbirlerini deplasmanda mağlup etmekte zorlanıyorlar. Bir de ben hani Ankara Gücü ve Sarpsborg maçları iyi oyunla kazanılmadı dedim ama Beşiktaş taraftarını bu maçın içine çekmeye yetti. Özellikle Norveç'te 2-0'dan 3-2'ye gelmesi Beşiktaş taraftarını bayağı bir heyecanlandırdı. Şimdi coşkulu bir Beşiktaş taraftarı olur. Beşiktaş da sahasında taraftarıyla bütünleştiği zaman iyi oynayabiliyor. O yüzden saha seyirci faktörü Beşiktaş'tan yana. Bunun yanında Galatasaray'ın gol yollarında çok zorlanması, formsuz çok oyuncusu olması, sakat ve cezaların olması bana Beşiktaş'ın galibiyete daha yakın olduğunu gösteriyor. Ama oranı biliyorsun değil mi? 1.55. 1.55. Şimdi derbi için çok alışmadığımız. 1.55 için karşına Galatasaray alır mısın? Esas onu düşünmek lazım. 1.55 için almam ben. Yani 1.55'lik daha uygun rakipler bulurum karşımda. Ben daha önce 1.70'den aşağı bir derbi oranı görmedim. Rakip takım ne kadar formsuz olsa da. Yani olmuştu galiba. 1.50 oldu galiba. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ben 1.50 oldu. Bir taraf çok kötü. Fenerbahçe Galatasaray maçında olmuştu. Eğer yanılmıyorsam. Şimdi hani Beşiktaş daha yakın. Beşiktaş bir adım önde ama böyle bir oran için Galatasaray'a karşını alamazsın. O yüzden ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmekle beraber bu maçın tek farklı galibiyette daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gene Beşiktaş tarafındayım ama en azından riske gireceğim oran Galatasaray'ı karşıma alacak oran, evet. O riske değecek oran. O yüzden ben handikaplı sıfır derim bu maça. Beşiktaş tek farklı kazanır diyor sevgili Ali Erim de. Bakalım derbiye dair spor dünyasının değerli isimleri nasıl maç bekliyorlar, maça dair nasıl yorum yapmışlar onu izliyoruz şimdi. Şimdi bana soruyorlar Beşiktaş-Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır diye. İşin mantık tarafına bakalım.
İşin mantık tarafında Rusya deplasmanından mağlubiyetle dönmüş, özellikle ikinci 45'te kötü futbolla dönmüş, çok sayıda sakatı cezalısı olan bir Galatasaray ve deplasmanda Beşiktaş karşılaşması. Diğer tarafta 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'yi çevirmiş ve bu karşılaşma için bazı futbolcularını dinlendirme fırsatı bulabilmiş ama o deplasmandan biraz da olsa yor yorgun dönecek olan istim üzerinde, daha istim üzerinde bir Beşiktaş. Şimdi mantık size Beşiktaş'ın kendi sahasında, taraftarı önünde, bu Galatasaray karşısında kazanacağını söylüyor. Derbi asla mantık üzerinde kurgulanması doğru olan bir oyun değil. O yüzden söylüyorum, derbi öncesindeki her sözü bende. Artık futbolun yazılı olmayan kuralı bu. Derbilerde tahmin yürütmek sadece kalpten olur. Ama mantık, mantık maç başladıktan itibaren devreden çıkar. Her iki takımın da zirve yarışında böyle tutunabilmesi için çok önemli bir mücadele, bir performans ortaya koyması gerekiyor. Çünkü her iki takıma da bir puan yeterli olmayacak. Başakşehir öyle bir açtı ki arayı. Her iki takımın da 3 puan alması gerekiyor. Beşiktaş'a baktığımızda gençler böyle biraz daha böyle o performansı arttırdı. Özellikle Güven, Dorukhan, Fatih. Galatasaray'a baktığımızda talihsiz sakatlıklar ve cezalı Serdar var. Nasıl bir maç olur? Bence ortada bir maç olur diyeceğim. Biraz böyle politik bir cevap vereceğim ama her iki takımın da 3 puana kesinlikle ihtiyacı var. Sonradan Beşiktaş efsanesi olacak Nihat Kahveci kamuoyunun gözünün önüne bir Galatasaray maçı da çıkmıştı. Galatasaray attığı golle bir anda kahramanlık seviyesine yükselmişti. Veya sonradan Galatasaray efsanesi olacak Bülent Korkmaz bir Avrupa Kupası maçıyla, bir Rapid Wien maçıyla kamuoyunun önüne çıkmıştı. Bazen genç oyuncular böyle büyük maçlarda büyük oynayarak büyük kariyer başlatabilirler. Şimdi Beşiktaş ve Galatasaray'ın gençleri için iyi fırsat bu. Dorukhan mesela bu maçta şans bulursa, Güven şans bulursa, Ozan Kabak, hatta belki Celil bile, Selçuk çok kötü son dönemde, Celil bile şans bulursa onlar büyük maçlarda büyük başlangıçlar yapabilirler. Genç Türklerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Eğlenceli, giden gelen, gollü, hareketli, heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Yani beni böyle 2-2'lik, 3-2'lik bir skor doğrusu şaşırtmaz. Gollü, eğlenceli, heyecanlı, güzel bir derbi bekliyor bizi. Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki galibiyeti biraz aldatıcı diye düşünüyorum. Bu sezon Erzurum maçındaki oyuna benziyor. İlk yarı çok kötü bir Beşiktaş vardı, ikinci yarı toparlamıştı. Derbi için de işi bence hiç kolay değil. Birçok eksik oyuncusu var, sakatları var. Kadro dışı olan futbolcuları var. Bu maça ne kadar konsantre olabilir emin değilim. Tabii Galatasaray tarafı çok farklı mı? Onlar da değil. Orada da birçok sakat ve cezalı futbolcu var. Ama maçın oranına baktığımızda hani Galatasaray galibiyeti bence gayet iyi duruyor. Ama ben biraz daha garantiye gideceğim bu maçla ilgili ve 0-2 çifte şansı önereceğim. Galatasaray'ın bu deplasmandan bir puan çıkarabileceğini düşünüyorum. Konuklarımızın değerli görüşüne teşekkür ederiz ve bu arada karşılaşmanın tek maç oynandığını hatırlatayım. Bir hatırlatma da şunu yapayım değerli izleyenler. Normalde programımız 23'te, bu haftaya özel olarak Premier Lig'de 23'te karşılaşma olduğu için altın oranı öne almak durumunda kaldık. Onu da hatırlatalım. Bundan sonra 23'te olacak. Ayrıca altın oran tahmin Twitter adresimize de program süresince sorularınızı bekliyor olacağız. Ve hafta içinde devam edeceğiz daha maça. Anket paylaşmıştık sizlerle. Twitter adresimizde Beşiktaş Galatasaray maçı sizce ne olur diye. Şimdi o anket sonucu ekranlarınıza geliyor. Oy kullanan takipçilerimizden %62 Beşiktaş kazanır demiş. %17'si Galatasaray kazanır. %21 de berabere biter şeklinde oy kullanmışlar. Burada da evet Aykut Beşiktaş, şimdi söyleyebilirsin. Gol yemediği maç sayısı Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın gol yemediği maç sayısı 5. Bazı bilgiler paylaşarak bunu sormuştuk. Bu şey gol varı da gösteriyor ama yani o sezon başındaki kadrolar olsa belki de olabilirdi. Şimdi tek maç açıldığı için evet. Ben genelde bu tarz büyük maçlarda, derbilerde eğer olayın içinden bir tarafı seçemiyorsam veya atıyorum gollerde de kafamda bir şey oluşmadıysa ya kırmızı kart olur ya da penaltı oluru deniyorum. Çünkü oranlar tatmin eder. Bir tarafın oranı 2.50, diğer tarafın oranı 2.70. Yani maçta kırmızı kart olması 2.50, penaltı olması 2.70. Ki şöyle de bir gerçek var. İki tarafında stoper mevkinde oynayacak oyuncuları ideal oyuncular değil. Beşiktaş'ta işte Pepe ile Roko'nun yokluğunda muhtemelen evet. Sarpsborg maçı gibi Vida, Necip çıkar mı? Vida Medel oynayacak herhalde büyük ihtimalle. Ya da Medel diyelim. Ben Medel eğer düzeldiyse ortada oynatır diye düşünüyorum ama sonuçta bir Atiba gerçeği de var.
Atiba Avrupa Kupalarında olmadığı için dün yoktu. Galatasaray'a bakıyorsun. Galatasaray'da da Maicon olsa mecbur dörtlüye dönecek herhalde Fatih Hoca. Son maçlarda üçlü savunmaya dönmüştü. Dolayısıyla yani acemi, derbi acemisi diyebileceğimiz veya derbi deneyimi çok az olan oyuncular oynayacağı için hamle hatası, ne bileyim ağır stoperler oluşları, penaltı ihtimalini bana sanki bir adım daha öne çıkarıyor. Yani bu maçta penaltı olma ihtimali, ki biliyorsun artık geçen haftadan sonra tam programa girerken o video yardımcı hakem ortalık karıştı. Bir haftadır herkes onu konuşuyor. Öyle bir problem, bir sıkıntı olursa da Cüneyt Çakır'ın direkt gidip bakacağını, yani bir şeyi gözden kaçırmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla penaltı olur ihtimali de bence mantıklı. Ali, etkinlik olarak söyleyeceğin, özel etkinlik olarak söyleyeceğin Etkinlik olarak değil de ben de şu ekleme yapayım derbiyle alakalı olarak. Şimdi ben tabii derbiyle ilgili yüksek oranlı bir tahmin verdim. Evet. Handikaplı sıfır verdim ama bana göre ideal tercih arayanlar 2,5 gol üstünü denesin. Çünkü Beşiktaş her halükarda gol yiyor. Kazanmak için de 7'den fazlasını atması durumunda. Galatasaray'ın da bu kadar eksiği varken ben gol yemeden tamamlayabileceğini düşünmüyorum. İdeal tercih 2,5 gol üstü olur. 2-1'e doğru gider maç diyorsun o zaman kısaca.